Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şarkıları sizler için söylüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Beğeniyor olmalısınız. Evet, bozduruz. Gerçekten. Vallahi bozduruz. Gerçekten. Çok çalışıyoruz. Hem şarkılarınız çok güzel hem de gerçekten böyle bir güzel bir iş yaparak kamuoyunu bilgilendiren, yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaşan bir program yapmanız sebebiyle sizleri gerçekten kutluyorum. Harikasınız. Ve bütün TRT ekibini bu yönüyle tebrik ediyorum. Görevimiz efendim, mutlulukla, gururla yapıyoruz. Bilgileniyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Ne keyif. Bayılıyoruz formatımıza zaten. Her gün üçer beşer yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bu da çok keyif veriyor bize. Şimdi deniz kaplumbağaları dedik ama biz öyle birkaç türünü biliriz. Sanıyorum çok evet. Türleri var, haberimiz yok. İsterseniz onlardan bahsedelim. Evet. Açalım konumuzu. Gerçekten deniz kaplumbağaları deyince aslında karette onların en meşhurları. Evet. Biz bunların hepsini sanki denizde gördüğümüz her kaplumbağaya da karette deyip geçiyoruz. Diğerlerine haksızlık yapıyoruz. Aslında nesilleri tehlike bakımından ondan çok daha kötü olan türleri de var. Hı-hı. Mesela adını, Latince adını söylemek çok zor ama yeşil kaplumbağa diyoruz Türkçe adı olarak. Kelonia midas dediğimiz tür. Bu da ülkemizin daha çok Mersin, Adana, Hatay bölgesindeki kumsallarımıza yuva yapıyor. Hı-hı. Ve nesilleri dörtte bir oranında karette'ye göre daha azalmış durumda Akdeniz için. Evet. Yani 500 adet dişi birey yeşil kaplumbağa varsa 2000 adet karette birey var. Dolayısıyla aslında koruma bakımından onların daha da öncelik verilmesi gerekiyor. Nitekim bunun bir gereği olarak da biz bu sene Akdeniz oyunları Mersin'de yapılacak ve Akdeniz oyunlarının logosu da yeşil deniz kaplumbağası. Harika. Hem tanıtım anlamında, hem kamuoyunu bilgilendirme anlamında, hem de bunları korumak için yaptığımız çalışmalar anlamında bu ve benzeri şeyler gerçekten iyi oluyor. Kesinlikle. Sizin programınız da zaten bunun bir göstergesi ve insanlarımız hakikaten her şeyi karette deyip geçmesi bir tarafa, o bir bayraktar tür ama deniz kaplumbağalarının ve nesli tükenmekte olan bütün canlıların korunması bakımından kesinlikle aslında bir bayraktar tür. Hı-hı. Ama ülkemiz gerçekten nesli tükenmekte olan türler veya biyoçeşitlilik bakımından öyle bir güzel bir ülke ki bitkisinden, hayvanından, böceğinden, kaplumbağasından bir sürü türümüz korunması gerekiyor. O zaman neden karetaların ve kelonya midasların, nasıl söyledim ama? Evet, çok güzel. Zor söylenmiyor. Evet, sanki biyoloji yani eğitim almış. Aynen, şu anda hemen bir workshop yaptık. Evet. Kelonya midas ve neden nesilleri tükeniyor? Evet, şimdi aslında sürüngenler dinozorlar döneminden beri dünyada yaşayan, yani 150 milyon yıldır dünyada yaşayan türlerden. Evet. Dinozorlar yok olmuş. Bunlar da hala yaşamaya devam ediyor. Ve bir sürü tehlikeleri atlatmışlar. Atlatarak, evet. Ve ama son dönemlerde bunların ya belki koruma altına alınmasından önce etlerinin yenmesi, kabuklarının süs eşyaları gibi korunması, son dönemlerde de denizde yapılan bilinçsiz balıkçılık faaliyetleri veya su sporları gibi faaliyetlerden dolayı ve de bunların ürediği kumsalları biz onların üremesine imkan vermeyecek şekilde kullanarak işgal ederek, evet, kirleterek bunların hayat döngülerinde kısmen insanla çakışmaya başladı. Hı hı, aslında hı hı. İnsanoğlu gelmeden önce onlar o kumsallara gelmeye devam ediyorlardı. Bizler o kumsallara gidince zaman zaman onların kumsalı kullanımı ile insanoğlunun kumsalı kullanımı zaman zaman çakışıyor. Ama bunların çok güzel ikisinin dengeli şekilde kullanıldığı kumsallarımız da var. Hı-hı. Dünyaya örnek gösterebileceğimiz kumsallarımız da var. Ki seneler önceydi, nedir şu anda durum bilmiyorum ama Çıralı onlardan biriydi. Yine Muğla Dalyan bunların en güzel örneklerinden biri. Biliyorsunuz bir otelin yapılması planlanıyordu. Daha sonra evet. deniz kaplumbağaları yüzünden bu otelin yapılmasından vazgeçti. Ülkemiz böyle bir kumsalını özel çevre koruma bölgesi ilan etti ve şu an bütün dünyaya örnek olarak bu kumsal gösteriliyor ve bunun bir müjdeli haberini daha vereyim. 2015 yılında bütün dünyadaki deniz kaplumbağa uzmanları yaklaşık 1500 kişi 80-90 ülkeden gelerek burada bir sempozyum yapacağız ve bu da hem ülkemizin tanıtımına hem de bu bölgedeki yaptığımız çalışmaların tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Muhteşem. Öğrenmek zorundayız efendim. Birlikte yaşamayı öğrenmek evet, zorundayız. Onun doğanın sahibi gibi değil de işte efendim yaşayanlarından biri gibi davranmak zorundayız. Saygı duymak zorundayız. Geçen yaz Side'de
yiz hep beraber ve böyle bir tekne turuna katılalım istedik. Ve program içerisinde de işte ileride bir yerde Side yakınlarında işte karetta karetalar var, onları izleyeceğiz dediler. Çok heyecanlandık. Hemen işte tur başladı, bindik teknelere gittik. Gerçekten de bakıyoruz sağımızda solumuzda bunlar yüzüyorlar. Kocaman kocaman kaplumbağalar. Sağa geçiyorlar, hadi bütün tekne sağa gidiyor, bunlar işte ellemeye çalışanlar falan. Tabii hoş bir ortam gibiydi ancak ben dedim ki bizim kaptana, ya biz rahatsız etmiyor muyuz bunları? Evet. Biz yanlış bir şey yapıyoruz gibi geldi bana dedim. Yok dedi, onların öyle bir duyuları, öyle bir hassasiyetleri var ki onlar kime gelip kime gideceklerini biliyorlar falan dedi. Ama ben böyle bir soru işaretiyle bitirdim turu. Bir yanlışlık var gibi, evet, sanki bu işin içinde. Gerçekten aslında bunlar göçmen hayvanlar. Yani yazları bizim sahillerimize geliyorlar. Bizde kış olduğu dönemde de daha sıcak denizlere doğru göç etmeleri gerekiyor. Bu da Kuzey Afrika bölgeler, işte Mısır, Tunus, Cezayir gibi o sahillere doğru gitmeleri gerekiyor. Evet. Ama biz maalesef gerek turizmde çekim aracı olarak kullanmak, cazibe aracı olarak kullanmak için zaman zaman bunları elle beslemeler, o ortamda yengeçle beslemeler, hatta zaman zaman bazı yerlerde tavuk etiyle besleyerek bir ehlileştirme çabası var. Yani. Evet, maalesef sürekli orada tutarak ben bu gelen turistlerime bunları göstereyim, burada bu hayvanları tanıtayım diye bilmeyerek de olsa bindiğimiz dalı kesiyoruz. Çünkü bu hayvanlar bu şekilde alıştığı zaman göç etme davranışlarını unutuyorlar. Devamlı orada kalabiliyorlar. Yaşam döngüleri bozuluyor. Yaşam döngülerini etkiliyoruz. Ve bunlar böyle teknelerin etrafında çok dolaşarak besin bulduklarını zannettiği için zaman zaman teknelerin çarpması, pervanelerinin kesmesi, zaman zaman misinayla verilen besinlerden dolayı oltalara takılan ve o oltayı yuttuğu için de boğazına takılan bir olta yüzünden ölen kaplumbağaları biz maalesef yapmış olduğumuz otopsiler sonucunda görebiliyoruz. Biliyoruz. Aslında tabii ki deniz kaplumbağalarını tanımak için yapılıyormuş gibi gösterilen bu ve benzeri faaliyetler onların doğal yaşam döngülerini etkilediği için uzun vadede hem onlara hem ülkemiz ekonomisine de zarar veriyor. Çünkü bu hayvanlar zaman zaman da insanlara, bana da bir besin ver diye ısırma gibi bir faaliyete bile girebiliyor denizde zaman zaman. Tabii bunları böyle olması da... Zaten vahşi hayvanlar. Bunlar doğal ortamda yaşıyorlar. Beyaz tabii. Bir şeyi görüyor. Bunların su içerisinde görmeleri de net değil. Dolayısıyla beyaz bir şeyi gördüğü zaman bunu yengeç diyebiliyor. Hatta deniz anası zannedebiliyor. Deniz anasını özellikle örnek veriyorum. Çünkü denizde atılan bir poşet de bazen deniz anası gibi görünebiliyor. Hı hı. Deniz anası yiyorum diyerek bir poşetten dolayı ölen kaplumbağalar dahi görüyoruz. Onun için aslında kaplumbağalar deyip geçiyoruz ama işte çevreye poşet atmamalıyız. Çevreyi kirletmemeliyiz. Hakikaten verdiği mesajlar bu kadar güzel ki işte bunlara dikkat edersek ülkemizin imkanlarından, kaynaklarından hem güzel bir şekilde yararlanmış oluruz hem de çevremizi korumuş oluruz ve bu şekliyle de ülkemizin biyolojik çeşitliliği sonsuza korunmuş kadar oluyor, korunmuş olur. Kesinlikle. Peki küresel ısınma nasıl etkiliyor? Evet, çok teşekkür ederim bu soru için. Küresel ısınma aslında çok çeşitli ortamlarda tartışılıyor ama deniz kaplumbağaları arasından küresel ısınma o kadar etkili ki bizler de biliyorsunuz annemizin karnında erkek ya da dişi olacağımız babamızdan gelen spermin içindeki kromozoma göre belli olur. Biraz çok bilimsel gibi oldu ama yani bizim cinsiyetimizi babamız belli ediyor. Evet. Ama deniz kaplumbağalarında durum böyle değil. Yumurta döllendikten sonra bunların erkek mi olacak çıkan yavru, dişi mi olacak, kumun içine bırakılıyor. Kumun içinde 60 gün boyunca bu yavru gelişiyor. Evet. Ve o ortamın sıcaklığına göre yavrunun cinsiyeti değişiyor. Allah. Eğer ortam çok sıcak olursa bu yavrular dişi çıkıyor. Eğer biraz daha serin olursa, daha düşük sıcaklıklarda gelişirse de erkek çıkıyor. Bu durumda dolayısıyla dişi sayısı fena halde artacak. Şu anki yaptığımız çalışmalar neticesinde yaklaşık olarak %80-%90 oranında yavrular dişi çıkıyor. Bu yönüyle de erkek bireylerin korunması, erkek bireylerin üretilmesine yönelik de uzun vadede ya da bazı ülkelerde koruma çalışmaları yapılıyor. Biz şu an doğal ortamda bu yüzdeler nasıl gidiyor, bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ancak çok ileriki dönemlerde ola ki yavruların tamamı %100'ü dişi çıkıyor gibi bir şey olursa da biz bunların bir, en azından belli oranlarının erkek birey çıkması yönünde yuvaların taşınması, korunması, kafeslenmesi gibi çalışmaları da yapmayı düşünüyoruz. Çok enteresan. Peki ışıktan nasıl etkileniyorlar? Evet, deniz kaplumbağalarının aslında anneler yumurtlamak için çıkarken ışık görmemeleri gerekiyor. Işık görürse
kumsala çıkmaktan vazgeçiyor, denize geri dönüp gidiyor. Dolayısıyla bu güdüsel bir şey mi? Yani rahatsız oluyor. Hmm. Yani onun için sessiz sakin kumsalları yuva yapmak için tercih ediyor. Ürküyor belki, korkuyor, tehdit hissediyor belki. Ama yavrular tam tersi. Yavrular ise ışığa doğru gidiyor. Yavru normalde çıktığında bir ışık görüyor. O ışık ayın denizdeki parıltısı ya da dalgaların vermiş olduğu beyaz köpüğümsü ışık kaynağı. Hmm. Dolayısıyla bir kumsalda yavru normal bir şekilde denize gitmesi gerekirken ama geri plandaki otellerin projeksiyonlarını görürse de otellerin havuzlarında, yanlış havuzlarına doğru ters tarafa doğru giderek yolda ezilebiliyor. Sabaha kadar denizi arıyor. Güneşin altında ölüp kalabiliyor. Hmm. Bu ve benzeri şeyler de oluyor. İşte bu nedenle aslında yapılabilecek, tabii ki insanlar turizm amaçlı faaliyetlerini yapsınlar ama kaplumbağalara zarar vermeyecek şekilde, yani otellerimiz ışıklarını kapatırsa ya da perdelerse ya da o görünen ışıkları üreme dönemi dediğimiz Mayıs'la Eylül arasındaki dönemlerde ters tarafa bakacak ya da kapatarak bir şekliyle koruma çalışmalarına çok basit şeylerle yardımcı olabilirler. Ben bu vesileyle de hakikaten bütün Akdeniz'deki turizm tesislerine eğer çevreye duyarlı olduklarını göstermek istiyorlarsa üreme kumsallarındaki kumsaldan görünen ışıklarını yaz dönemi ya çevirsinler, ya önüne bir perde koysunlar, ya da düşük sodyum basınçlı lambalar var. Onlardan kullanırlarsa da o ışıklar çok parlak değil ve kaplumbağalar etkilenmiyor bu ışıklardan. Bunlardan kullanabilirler ve çok basit bir yöntemle kaplumbağaların korunmasına da yardımcı olmuş olurlar. Vallahi Sayın Kaska, şimdi seneler sonra bunun sebebini, o geçirdiğimiz tatildeki ortamın neden öyle olduğunu şimdi sizden öğreniyor olmak beni utandırdı. Çünkü harika bir ortamdı Çıralı. Hakikaten biz bir sabah uyandığımızda doğumlarına tanık olduk kaplumbağaların. Evet. Fakat tabii hep diyoruz ki ya ne kadar karanlık bir kumsal. Tabii çok güzel, doğal bir ortam ama enteresan, çok belki de o yörelerde, o bölgelerde bir eğitimler, bir seminerler düzenlenebilir. Tabii. Yani hani bu soru işareti belki de kalmamalı insanların kafasında. Evet. Daha bilinçli yani hareket edebiliriz. Biz aslında birebir temasta olduğumuz otellerle bunları yapıyoruz ama bu zaten sizin programınızı bu yönüyle de tebrik ediyorum. Kamuoyunu bilgilendirmek. Çünkü biz bilimsel çalışmaları yapıyoruz. Eğer bu bilgiler halkla paylaşılmazsa bunlar sadece raflarda kalan bilgiler olur. İşte bu vesileyle de hakikaten şu an bizleri dinleyen bütün yöneticiler, yerel artık temsilciler, otel yöneticileri bu ve benzeri konuları zaten dikkat ediyorlar. Çevre ve Orman Bakanlığımız eski ismiyle şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Su İşleri Bakanlığımız yetkilileri de zaten o bölgelerdeki otelleri zaman zaman denetliyorlar. Gerekli uyarıları yapıyorlar. Zaten bu koruma işi her zaman üniversitelerin yaptığı bir iş değil, bakanlığımızın yaptığı bir iş de değil. Sivil toplum örgütleriyle, yerel yöneticilerle, üniversitelerle, bakanlığımızla birlikte yapılması gerekiyor. Ancak böyle yapılan korumalar zaten başarılı olabiliyor. Kesinlikle. Hiçbir zaman cezai müeyyideyle korkutarak yapılan çalışmalar ya da öyle yansıtılan koruma çalışmaları başarılı olmuyor. Yetkili denetleyici gittiği zaman eski düzenine dönüyor. Türkiye'de yaşıyoruz, biliyoruz. Ama bu ve benzeri çalışmalar gerçekten Türkiye'de deniz kaplumbağalarının korunması ile ilgili yapılan çalışmaların bir önemi olarak da zaten ben daha iki hafta olduğu geleli Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Koruma Derneği'nin başkanı seçildim. 2004, tebrik ederiz. Harika, 2014-2015 döneminde, işte o dönemde de toplantımızı Türkiye'de yapacağız. Yani başkanın seçildiği ülkede zaten bu toplantı yapılıyor. Dolayısıyla tebrik, biz de Türkiye'de yapmış olduğumuz bu çalışmaları bütün dünyadaki deniz kaplumbağa uzmanlarına da gösterme imkanına sahip olacağız. Sayın Kaska, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi müdürüsünüz. Siz nasıl girdiniz bu işe, nasıl oldu? Evet. Bir gün bir kaplumbağayla yüzerken suda nasıl başladı? Aslında tabii benim şu an profesör olmam belki şey ama ben bunu üniversitenin normal lisans öğrencilik dönemlerinde gönüllü olarak başladık 1988 yılında. O dönemden bugüne kadar her yazımız kaplumbağalarla geçiyordu. Ama üniversitede yetkili bir pozisyona gelince de Türkiye'nin ihtiyacı olan, her ne kadar biz şu ana kadar sadece yuvaları koruyoruz, yavruları denize gönderiyoruz, bunu bitiyor. Ama zaman zaman işte biraz önce söylediğim gibi bir tekneyi çarpmış, boğazına bir olta takılmış, kaplumbağaları da görüyorduk. Ama bunu ne yapacağız, nasıl tedavi edeceğiz, nasıl bakımını yapacağız, bunları yapamıyorduk. Hatta zaman zaman ya Yunanistan'da varmış, İtalya'da varmış tedavi merkezleri, oraya götürelim gibi konular gündeme geliyordu. İşte
Biz Dalyan'da 2007 yılında bu konunun önemine binaen bir sempozyum yaptık ve bu sempozyumun sonuç bildirgesi olarak da Pamukkale Üniversitesi ile o dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Bölge Müdürlüğü ve Dalyan Belediyesi ile böyle bir Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağalarının bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı bir merkezin kurulması Harika. Protokolünü imzaladık ve 2008 yılında imzalanan bu protokol 2009 yılı başlarından itibaren de fiilen çalışmaya başladı ve her geçen yıl almış olduğumuz proje destekleriyle, bakanlığımızın bize destekleriyle, Pamukkale Üniversitesi'nin destekleriyle ve yakın zamanda almış olduğumuz Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın çevresel yatırım programının vermiş olduğu destekle merkezimiz gerçekten dünyada parmakla gösterilen bir merkez haline geldi. Şu an Türkiye'nin neresinde olursa olsun yaralı bir deniz kaplumbağası ihbar edildiği zaman biz her gittiğimiz yere böyle bir magnetlerimizle götürüyoruz. Harika. Yaralı bir kaplumbağa bulursanız ne yapmanız gerekiyor diye. Evet. Dolayısıyla biz bu vesileyle de ve her tarafa bunları duyuruyoruz. İlk arayacakları kişi biziz ve biz gerek bakanlığımız bize getiriyor bu yaralı kaplumbağayı ya da biz gidip alıyoruz ve ondan sonra adeta hastaneye bir gelen yaralıya röntgenin çekilmesi, kan analizinin yapılması, serum verilmesi, ilaçlarının verilmesi, günlük havuz suyunun değiştirilmesi, iyileşince de onun değer doğal tekrar ortamına, doğal ortamına bırakılması safhalarını yaşıyoruz. Tabii ki bunları yaptıkça da biz bundan zevk alıyoruz. Sebebi şu, 1000 tane yavrunun ancak 3-5 tanesi erginliğe, yani yetişkin bir kaplumbağa seviyesine gelebiliyor. Biz onların bir tanesini kurtardığımız zaman 1000 tane yavruyu sanki 25-30 yıl bakmışa eşdeğer bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Evet. Ve geçenlerde Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar'ın da katılımıyla 2 adetini daha tekrar doğal ortamına gönderdik. Hatta bunların bazılarını gün gün nereye gidiyor diye takip edebilme için sırtlarına bir uydu takip cihazı yapıştırıyoruz ve nefes almak için suyun yüzeyine çıkan kaplumbağa uyduya sinyal gönderiyor. Hı hı. O sinyali biz alıyoruz ve web sayfamıza koyuyoruz. Web sayfasından da GPS dediğimiz yani koordinatlarıyla birlikte kaplumbağa gün gün nereye doğru gittiğini, yani göç yollarını takip edebiliyoruz. Harika. Ve yapmış olduğumuz tedavilerinin başarılı olduğunu da kısmen kanıtlamış oluyoruz. Çünkü bizden bırakılan, işte Dalyan'dan bıraktığımız bir kaplumbağa Tunus'a gidiyor, Mısır'a gidiyor, İsrail'e gidiyor, Suriye'ye gidiyor. Yine bizim sahillerimizde kalanları da olabiliyor ve bunları da gün gün böyle takip edebiliyoruz ve bu çalışmalar tabii ki kamuoyuna bizim yapmış olduğumuz çalışmaların tanıtımı bakımından da harika, çok efendim güzel bir örnek oluşuyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de teşekkür ederim. Sağ olun, verdiğiniz bilgiler için.